Bence bunu bana değil yöneticilerimize sormak lazım. Bu konuda karar vericiler var. Neden buğday ekmiyoruz? Neden mercimek, somut ekmiyoruz? Neden bunları ithal ediyoruz? Sorunun cevabını onlar biliyordur muhakkak. Ben bir emekli olarak bunları bilebilmem kolay değil. Vallahi işte ben söyleyeyim mi? Ayçiçek yağı sıkıntısı da yok. Buğday sıkıntısı da yok. Bugün marketleri gezdim ben o şey çıktığı gün. Buradaki marketler hepsinde ayçiçek yağı var. Örneğin Demet evlerde gittiler baskın yaptı şeyler, belediye ekipleri. Depodan şeyler çıktı siz söyleyin. Ayçiçek yağları çıktı. Bunların düzelmesi için esnafta ticari ahlak olacak. Bu çok az bizde. Ticari ahlak bu şart. Yoksa devlet herkesin başına bir jandarma polis koyacak hali yok. Önce ticari. Bize buğdayımız da var, ayçiçek yağımız da yok. Vay var. Ama vatandaş yani illa terörist elinde tabancayla gezen değil. Gıda teröristi de var. Adam saklıyor. Ya temiz kazan, helal kazan. Bir kazan alacaksın, üç kazan ama helal kazan. Vatandaşa ayçiçek yağı yok demek. Ayıp. Ben gezdim. Hepsinde de var. Ve ben de o gün dolduruşa geldim. 6 kilo ayçiçek yağı aldım. Bir gün sonra baktım her yerde ayçiçek yağı var. Yani bunlar şık şey değil yani. O ülke bizim. Başka bir ülke yok. Ya keşke bizim her tüm kaynaklarımız var ama kaynaklarımızı kullanamıyoruz yani. O kadar Bursa arazilerimiz var. O kadar güzel arazilerimiz var. Ama maalesef hepsi boş kaldı. Yazık, günah yani. Dişe bağlı olmamıza gerçekten işte Türkiye için iyi değil yani. İşte tembellikten dolayı üretemiyor. Türkiye gibi işte tarım alanı geniş bir ülke olmasına rağmen maalesef üretemiyor. Biz de diş ülkelere şey kalıyoruz, bağlı kalıyoruz. Türkiye artık yani şimdi pazarları falan dolaştığımız zaman bir bolluk ülkesi. Pazarlara gidin bakın. Ha, fiyatlar yüksek mi? Yüksek. Yani fiyatlar yüksek. Ama bolluk da var. Yani bu Ukrayna'dan geliyormuş veya bir yerden geliyormuş. Geliyor. Geliyor. Türkiye bir yerde de turizm ülkesi. Turizm ülkesi. Avrupa'dan da girişler çok Türkiye'ye. Yani bir Almanya'ya o kadar turist gitmez. Ama Türkiye'ye dünyanın her yerinden turistler geliyor. Üretemesek de olsa olur mu diyorsun? Bak şimdi üretmemiz gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor. Ama maliyetler pahalı. Üretmezsek olmaz demiyorum. Mutlaka üretmek lazım. Mutlaka üretmek lazım ama çözüm nedir? Tam şu anda bir cevap veremem yani. Ya ister istemez kaygılandırıyor. Afrika'da bir olay olsa yine bizi etkiliyor. Afrika kabile reisi kavga ediyor. Yine olan bize oluyor. Ya ben anlamıyorum. Dışa bağımlı olmamıza gelince de yani şu an günümüzde öyle maalesef. Yani insanlarımız yine kendi kendini göstermek için bir şey yapmıyor. Mesela ülkeyi geliştirmek için biz de bir şey yapmıyoruz. Ben de bir şey yapmıyorum misal. Ya bazen iktidarı eleştiriyoruz ama biz de bir şey yapmıyoruz. Biz de elimizden geleni yapmalıyız. Ya inşallah 2023'te çok farklı şeyler olacak. İktidar değişirse bence farklı bir sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Umarım Mansur Yavaş da aday olur. Yani benim ilk adayım o şu an. Neden üretemiyoruz? Zaten belli 3 tane şeyi var. Birincisi mazot çok pahalı. İkincisi ya gübre, tohum, bunu da alamıyorlar. Niye? Bunun da çok pahalı. Vergisinden dolayı vesaire geliyormuş. Üçüncüsü de diğer insanların diğer etkileri karşılıyor. Halbuki ya bugün ülkemizin nereye taşa at tohumu çıkar derler ya. Ama o durumda mıyız? O durumda değiliz yani. Maalesef değiliz yani. Teşvik edilmeli mi tarım? Kesinlikle edilmesi lazım. Zaten bugün bir haber kanalında Muharrem İnce'nin 2017'deki seçimlerdeki Memleket Partisi Başkanı'nın şeyi vardı. Ya diyor ki köşelerde her yerde sağda solda insanlara diyor domates fidesi, ne bileyim biber fidesi verin diyor, dağıtın diyor. Hani bizim tarım ya, bizim her tarafımız tarım ya. Ama düşünsenize tarımı dışarıdan geliyor bize. Ne? Ya fasulye, bakliyat, bilmem ne, ya saman, düşünsenize saman Yunanistan'dan geliyormuş ya. Ya güldüm geçtim ya.